Vagus siniri, bağırsak duyumlarının beyne iletilmesinde özellikle önemli bir rol oynar. Bağırsak hücrelerinin ve bağırsak hislerini kodlayan reseptörlerin büyük çoğunluğu vagus siniri aracılığıyla beyinle yakından bağlantılıdır. Bağırsak mikrobiyotamızın beyne verdiği sinyallerin çoğu da bu yola dayanır. Bağırsak mikrobiyal değişikliklerinin duygusal davranışlar üzerindeki etkileri üzerine yapılan kemirgen çalışmalarının çoğunda vagus siniri kesildikten sonra etkiler artık görülmemiştir. Ancak vagus siniri tek yönlü bir iletişim kanalından daha fazlasıdır. Bu sinir çok şeritli bir otoyoldur ve her iki yönde de yoğun saat trafiğine izin verir. Ancak bu trafiğin %90'ı bağırsaktan beyne akar. Vagus siniri bu kadar çok trafik taşır çünkü iç organlarımızın en önemli düzenleyicilerinden biridir ve beyni sadece sindirim kanalına değil, diğer tüm organlara da bağlar. Şu vaka bu bağırsak beyin iletişim sisteminin genel sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İnce bağırsağın ilk kısmı olan duodenumundaki büyük bir ülserin semptomlarından uzun süredir muzdarip olan hasta. Ülseri her alevlendiğinde sadece mutsuz ve acı içinde olmakta kalmıyor. Aynı zamanda ülseri akut kanamaya başladığında hastaneye yatırılmak zorunda kalıyordu. Yıllarca bu semptomlardan muzdarip olduktan sonra gastroenteroloğu tarafından vagus sinirinin kesilmesi ve böylece midede asit üretimini uyarma kabiliyetinin ortadan kaldırılması için bir cerraha sevk edilmesine karar verildi. Bu gibi hastaların vagotomilerinin ardından yaşadıkları kişisel hikayeler ve semptom geçmişleri, bağırsak duyumları ve beyni bu hayatı interoseptif bilgi kaynağından mahrum bıraktığında insanlara ne olduğu hakkında çok şey ortaya koydu. 1980'lerin başında tıp ve cerrahi camiasında hakim olan görüş, aşırı asit üretimini durdurmanın ve peptik ülserleri tedavi etmenin en basit ve en etkili yolunun vagus sinirini kesmek olduğu yönündeydi. Truncal vagotomi olarak da bilinen bir prosedür. Bu ameliyatlar vagus siniri aracılığıyla bağırsaklardan beyne doğru gerçekleşen muazzam bilgi akışı ve bu bilgi akışının genel sağlığımız için olası önemine çok az dikkat alınarak yapılmıştır. Neyse ki günümüzde ülserlerin büyük çoğunluğu tıbbi olarak tedavi edebildiğimiz için cerrahlar bu tür sert prosedürlere nadiren başvuruyor. Hastanın durumunda ameliyat başarılı olmuş ve Hülser artık onu rahatsız etmemeye başlamıştı. Ancak ödediği bedel çok büyüktü. O andan itibaren bir dizi rahatsız edici bağırsak hissi yaşadı. Küçük bir yemekten sonra bile kendini tok hissediyor ve diğer semptomların yanı sıra sürekli bulantı ve kusma, kramplar, karın ağrısı ve ishali katlanmak zorunda kalıyordu. Doktorları kalp çarpıntısı, terleme, baş dönmesi ve aşırı yorgunluk gibi belirsiz semptomları da içeren semptomlarını açıklayamadılar. Bu yüzden sözde nevrotikliğini suçladılar ve semptomlar kümesinde bir zamanlar onun gibi peptik ülser ameliyatı mide ülserlerini başarılı bir şekilde tedavi eden ancak onların bir dizi tiksindirici bağırsak hissi, kalıcı karın ağrısı, bulantı, kusma ve zayıf gıda alımıyla bırakan hastaları tanımlamak için kullanılan bir terim olan Albatros sendromu vakası olarak etiketlediler. Ancak artık bu hastaların en azından birçoğunda semptomların çok sağlam bir fizyolojik temeli olduğunu biliyoruz. Bugün bağırsak duyumlarının karmaşıklığını ve vagus sinirinin bu sinyallerin hipotalamus ve limbik beyin bölgeleri gibi beyin bölgelerine iletilmesinde oynadığı kritik rolü biliyoruz. Bu bölgelerde ağrı, iştah, ruh hali ve hatta bilişsel işlev gibi birçok çeşitli hayati fonksiyonları etkiliyor. Geriye dönüp bakıldığında bu hayati bilgi otoyolunu engellemenin bir kişinin sabah uyandığında veya yemek yediğinde nasıl hissettiği üzerinde derin etkileri olacağını görmek kolaydır. Günümüzde vagotomiler nadiren yapıldığından, hastanın semptomlarının ardındaki mekanizmaları tam olarak bilmemiz pek olası değil. Öte yandan, vagus sinirinin bağırsak duyumlarını beyindeki ana kontrol merkezlerine iletmedeki rolünü incelemeye yönelik ilgi yenilenmiştir. Elektriksel veya farmakolojik vagal stimülasyon Bağırsak hislerini simüle etmenin yeni bir yolu ve depresyon, epilepsi, kronik ağrı, obezite ve hatta artrit gibi çeşitli kronik enflamatuar hastalıklarda dahil olmak üzere bir dizi beyin bozukluğunu tedavi etmek için terapi olarak değerlendirilmiştir. Bu yeni bulgular, vagal bağırsak beyin iletişiminin insanların sağlığı ve refahı için önemini daha da doğrulamaktadır.